Farklılaşma. Yaşam dolu bir gezegen olan dünyamızda sayılamayacak kadar çok türde tek hücreli canlı yaşamaktadır. Bu tek hücrelilerin hepsi bölünerek çoğalırlar ve çoğalırken de kendilerinin kopyasını oluştururlar. Anne rahminde gelişen bebek de tek hücreli bir canlı olarak hayata başlar ve bu hücre kendini kopyalayarak çoğalır. Bu durumda eğer özel bir düzenleme olmasaydı, oluşan canlının hücrelerinin de tıpatıp birbirinin aynı olması ve sonuçta ortaya bir insan değil, şekilsiz bir et yığını çıkması gerekirdi. Ancak böyle bir şey olmaz. Çünkü hücreler başıboş değildir. İnsan oluşmaya tek bir hücreden başlar. Bu tek hücre bölünerek çoğalır. Her bölünmede ilk hücrenin tıpatıp aynısı kopyalanır. Ancak birkaç gün sonra hücreler kendi aralarında sinyalleşerek farklılaşmaya başlarlar. Bazı hücreler kemik hücresi, bazıları deri, bazıları kas hücresi olur. Aynı organ oluşturacak hücre grupları birbirine yapışarak birikir, katlanır ve organları oluşturmak için hazırlanırlar. Bu sırada iç kısımları hareket ederler ve iç organları oluştururlar. Aslında her hücrenin DNA'sında yazılı olan bilgi aynıdır. Ancak hücreler bu bilgileri farklı şekillerde kullanır. Çok değişken ve kapsamlı işlevleri olan organları oluşturmak üzere özel yapılara başkalaşır. Tek bir hücre aynı yapıda bölünürken birdenbire hücrelerin farklılaşmaya başlaması ve vücudumuzda bulunan 200 ayrı tip hücreyi oluşturması muazzam bir planın var olduğunu gösterir. Şu anda bütün bilim adamları tarafından mucize olarak nitelendirilen bu değişime şahit oluyorsunuz. Şuursuz hücreler iç organları, iskeleti ve beyni inşa etmeye koyulmuşlardır. İşte bu iki küçük boşluğun içinde beyin hücreleri oluşmaya başlamıştır. Mikroskobik çekimle izlediğiniz görüntü beynin ilk oluşumunu gösterir. Beyin hücreleri burada hızla çoğalacak ve bu inşaat sonucunda bebek yaklaşık 10 milyar beyin hücresine sahip olacaktır. Şu anda beyin hücrelerinin oluşumunu görüyorsunuz. Bu hücre topluluğuna her dakika 100 bin yeni hücre eklenir. Oluşan her yeni hücre nereye ait olduğunu ve hangi hücrelerle bağlantı yapması gerektiğini önceden bilirmişçesine hareket eder. Her hücre sonsuz ihtimal içinden kendisine ait yeri bulur, bağlanması gereken hücreyle bağlanır. İnsan beyninde 100 trilyon bağlantı vardır. Hücrelerin bu trilyonlarca bağlantıyı doğru olarak yapabilmeleri için insan aklının çok üzerinde bir akıl göstermeleri gerekir. Oysa hücrelerin herhangi bir aklı yoktur. Sadece beyin hücreleri değil, embriyonun içinde bölünerek çoğalan hücrelerin her biri ilk oluştukları yerden bulunmaları gereken noktaya doğru göç eder ve kendisi için planlanmış yeri bulur. Burada hangi hücrelerle bağlantı kurması gerekiyorsa o hücrelerle bağlantı kurar. Anne rahmindeki inşaat aralıksız devam etmektedir. Değişim geçiren hücrelerden bazıları da 21. günden itibaren birdenbire kasılmaya ve gevşemeye başlar. Ardından bu hücrelerin yüz binlercesi bir araya gelir ve kalbi oluştururlar. Bu kalp bir ömür boyu atmaya devam edecektir. Birazdan çok büyük bir mucizeye şahit olacaksınız. Birbirlerinden bağımsız bir şekilde duran bu hücreler aslında damar hücreleridir. Sonra birden bu hücreler birbirlerine tutunmaya ve kendi aralarında bağlantılar kurmaya başlarlar ve hücreler damarları oluştururlar. Bu muhteşem görüntüyü bir kez daha izleyelim. Acaba bu hücreler bir damar oluşturmaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını nereden öğrenmişlerdir? Bu, bilim dünyasının cevabını bulamadığı sorunlardandır. Sonuçta damar hücreleri mükemmel bir boru sistemi yaparlar. Üzerinde hiçbir çatlak ya da delik olmaz. Damarların iç yüzeyi adeta usta ellerle yapılmış gibi pürüzsüzdür. Bu mükemmel damar sistemi bir süre sonra bebeğin vücudunun her noktasına kan taşımaya başlayacaktır. Damar ağının toplam uzunluğu sonunda 100 bin kilometreye ulaşmıştır. Bu mesafe dünyanın çevresinin 2,5 katı kadardır.
Anne karnındaki gelişme durmaksızın devam eder. 5. haftada embriyonun kolları ve bacakları görülebilir hale gelmiştir. Bu çıkıntı bir süre sonra kol olacaktır. Bazı hücrelerde elleri yapmaya başlarlar. Ancak bu hücrelerin bir kısmı bir süre sonra çok şaşırtıcı bir şey yapar. Binlerce hücre topluca intihar ederler. Acaba hücreler niçin kendilerini öldürmektedir? Bu ölümler çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Belirli bir hat üzerinde ölen hücrelerin ölü bedenleri parmakların oluşumu için gereklidir. Diğer hücrelerce ölü hücreler yok edilir ve bu bölgelerde boşluklar oluşur. Bu boşluklar parmaklar arası boşluklardır. Peki binlerce hücre niçin böyle bir fedakarlıkta bulunur? Nasıl olur da hücre doğacak bebek ileride parmaklara sahip olsun diye kendisini öldürür? Ölümün böyle bir amaca hizmet ettiğini hücre nereden bilir? Tüm bunlar insanı oluşturan bütün hücreleri Allah'ın yönettiğini bir kez daha göstermektedir. Bu arada bazı hücrelerde bacakları yapmaya başlamışlardır. Hücreler embriyonun dış dünyada yürümeye ihtiyacı olacağını bilemezler. Ancak yine de embriyo için bacaklar ve ayaklar yaparlar. Şu anda 5 haftalık bir insanın yüzüne bakıyorsunuz. Bu aşamada embriyonun başının her iki tarafında birer oyuk oluşur. İnanması güçtür ama bu oyukların içinde gözler inşa edilecektir. 6. haftada gözler oluşmaya başlar. Hücreler aylar boyunca akıl almaz bir plan içinde hareket eder ve gözün farklı bölümlerini teker teker oluştururlar. Bazı hücreler korneayı, bazı hücreler göz bebeğini, bazı hücreler de merceği yaparlar. Her hücre yapması gereken bölümün bitiş sınırına geldiğinde durur ve 40 ayrı tabakadan oluşan göz kusursuzca inşa edilir. Böylece dünyanın en mükemmel kamerası olarak kabul edilen göz, anne karnında yoktan var edilir. Doğacak insanın kapkaranlık bir ortamda oluşan gözü, renkli, aydınlık bir dünya ile karşılaşmaya uygun şekilde yaratılmıştır. Doğacak insanın duyacağı sesleri, müzikleri dinleyebileceği kulaklarda henüz hiç ihtiyacı yokken anne karnında inşa edilir. Hücreler yeryüzünün en kaliteli ses algılama cihazını oluştururlar. Bu görüntüler, işitmenin ve görmenin Allah'ın insana bahşettiği büyük nimetler olduğunu bize bir kez daha hatırlatmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi.